Tabii su kaynaklarımızda azalma var dedik. Su kaynaklarımızdaki azalmayı nasıl bertaraf edebiliriz? Burada suyun tüketiminin azaltılmasına yönelik tedbirlerden bahsederiz. Ama yavaş yavaş kamuoyunu meşgul eden tartışmalı konulara birazcık girelim. Su fiyatları üzerinden VASKİ'yi yıpratıcı bazı açıklamalar yapıldı. Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandığımız söylendi. Veya Türkiye'nin en pahalı 5. iliyiz denildi. Yapılan açıklamaları hatırladığım için söylüyorum. Burada siyasi bir tartışmaya girmeden, siyasi parti ismi vermeden konuşmaya çalışacağım. Arkadaşlar yaklaşık bundan 2,5 yıl önce sizinle yine burada toplantı yaptığımızda biz su fiyatlarımızın Türkiye'deki en ucuz il olduğunu söylemiştik. Doğru mu? Hatırlıyor muyuz bunu? Evet, 30 büyük şehir arasında. Çünkü karşılaştırmayı öyle yapmak zorundayız. Çünkü mülki idare sınırıyla sınırlı bizim hizmet alanımız. Diğer şehirlerde aynı zamanda valilik özel idarelerimiz de su hizmeti verdiği için veya ilçe belediyelerimizde 30 su belediye büyük şehir su belediyesi arasındaki bugün itibariyle paylaşıyorum. Yani yine aynı şekilde en ucuz suya sahibiz. Tabii. Aynen. En son basın toplantısında Sayın Valimiz Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ'nin hizmetlerini paylaştığında sondan 5. sıradaydık. Ama kuruş seviyesinde farklar vardı arada. Bugün itibariyle ki bu bilgilere biz bir yerden ulaşmıyoruz. Onların da internet sitesinden veya onların da abone bilgi işlem daire başkanlıklarından alıyoruz. 4 Şubat itibariyle arkadaşlar VASKİ Genel Müdürlüğü şu anda son yaptığı %7'lik indirimle beraber konuşuyorum. O da %7 değil 7.34'tür aslında bir güncellemeyle. Van şu anda 4.05 ÇTV ve KTV hariç olmak üzere. Tabii paylaşacağız. Paylaşacağız. 30 su kanalizasyon idaresi içinde göreve başladığımız zaman da taahhüdümüzdü. Demiştik ki en ucuz suya sahibiz. Bugün de 30 su kanalizasyon idaresi içinde en ucuz su fiyatına biz sahibiz. Herhalde bu VASKİ'nin su fiyatları üzerinden başlayan tartışmayı bitirir değil mi? Herhalde belgelerle konuşuyoruz. Tabii. Yani şu anda diğer su kanalizasyon bize en yakın en ucuz su fiyatı Hatay'ındı. Son toplantıda Vali Bey'in yaptığı son toplantıda Hatay'ın şu anda kendi paylaştığı bilgiyi söylüyorum 4.06, Mardin'in 4.75, Malatya'nın 4.76, Diyarbakır'ın 4.80, Kahramanmaraş'ın 4.83, Erzurum'un 4.88, İstanbul'un 5.56, Kocaeli'nin 5.57, Konya'nın 5.57, Eskişehir'in 5.67, Sakarya'nın 5.80, Trabzon'un 5.90, Ordu'nun 5.90, Şanlıurfa'nın 6.02, Adana'nın 6.38 şeklinde gidiyor ve Antalya'nın da 11.55 arkadaşlar. Bu 1 metreküp suyun konuttaki kullanılan fiyatıdır. KDV ve ÇTV hariç. KDV zaten içme suyunda %1'e düşürüldü. %1'e düşürüldü. Çevre temizlik vergisi zaten bizim cebimize giren bir para değil. Sizin ödediğiniz bir paradır. O bir vergidir. Yani buradan 4.05'lik fiyatımızla bu 1 Mart'tan geçerli olacak. Şimdi KDV oranı resmi gazetede yayınlandığı zaman arkadaşlar biz hemen uygulamakla yükümlüyüz. Çünkü o bir vergidir. Ancak Şubat ayı içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın en az KDV indirimi kadar indirim bekliyoruz belediyelerimizden çağrısının karşılığı olarak Sayın Valimizin ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin talimatlarıyla genel kurulumuzu bu hafta topluyoruz. %7 daha indirim yapacağımızı söylemiştik. %7.34 daha indirim yapıyoruz. Ancak bu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tartışıldığında bunun altına düşmeyecektir, üstüne de çıkabilir. Bu konuda takdir yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisi'dir. Ayrıca bununla beraber Türkiye'deki birçok su kanalizasyon idaresi kademeli tarifelendirmeye geçti değerli arkadaşlar. Tıpkı elektrikteki gibi suyu az kullanana daha ucuz, fazla kullanana daha fazla fiyatının politikasının yürütüldüğü aslında bu bizim de işimize geliyor. Çünkü ciddi bir su sıkıntısı çekiyoruz. İnsanları daha az su kullanmaya yönlendirecek bir kademeli tarifelendirmeyi
Büyükşehir Belediye Meclisimizde istişare edeceğiz. Biz öneri olarak getireceğiz. Takdir tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Büyükşehir Belediye Meclisimizindir. Ama şu anda net bir şekilde şunu paylaşıyorum. 7.37 ilave bir indirim yaparak yine Türkiye'nin en ucuz suyuna sahibiz. Herhalde bu konuyla ilgili açıklama yeterli olmuştur. O sınırlamada metreküp sınırlaması aklımda.